İstediğim gibi okutup yetiştirdim sizleri. Allah uzun ömürler versin. Rahmetli babam insan huyuyla gelir dünyaya derdi. Çok da haklıymış. Meryem nazenindi. Hemen küserdi, kırılgandı. Yakup'sa hep telaşlı. İstediği hemen olsun. Olmadı mı mızıklanırdı. Ama sen başkaydın, adildin. Hiç kimseye zarar vermek istemezdin. Daha 5 yaşındaydın. Bahçede oynarken annene dedim ki, bak Kıymet Hanım, ben ölürsem gözüm arkada kalmaz. Kahraman size bakar dedim. Özür dilerim baba. Seni yanıltmışım. Babalar yanılmaz oğlum. Evlatlarını iyi tanırlar. Annen dedi ki, şuncacık çocuk nereden bildin Ziya Bey dedi. Dedim görürsün. Aynen dediğim gibi oldu. Ta ki karanlığın içine kendini kapatana kadar. Ama yeter artık oğlum. Bak zor durumdayız. İşler sen gittiğinden beri tepe taklak oldu. Yakup kendince çabalıyor. Çabaladıkça da iyice batırıyor bizi. Yalnız kaldık. Konakta işler karman çorman. Çocuklar babasız. Sağ olsun Defne 2 toruna vakfetti kendini. Ama babanın yeri ayrı. O talihsiz günden sonra çöktü ailemiz. Çöküntünün altında kaldık. Çıkamıyoruz. Sen de öyle. Yapabilsem. Çıkabilsem. Mecbursun. Sana hepimizin ihtiyacı var. Çekip çıkaracaksın kendini o karanlık kuyudan. Ruhumun bu acıyı yaşaması lazım baba. Yanması lazım. Kavrulması lazım. Elif öldü oğlum. Öldü. Yeter artık boş bir hayalin peşinden koştuğun. Hem kendini mahvettin hem de çocuklarını. Yapma böyle. Destek ol şu yaşlı babana. Yeniden ayağa kaldıralım yörükanları. Güçsüzüm baba. Yapamam. Yaparsın oğlum. Yapacaksın. Yapamam baba. Mümkün değil. Mümkün oğlum. Mümkün. Sen buna muktedirsin. Evde seni bekleyen 2 çocuk, bir de kadın var. Defne, sen gittiğinden beri çocuklarına hem analık hem babalık yapıyor. Defne ile evlen. Birbirinize destek olun.